partili bir cumhurbaşkanı yasamayı, yürütmeyi, yargıyı tahakkümü altına almış, devletin tüm kademelerindeki tüm atamaları tek başına yapan, tüm devletin, tüm milletin, tüm halkın değil, sadece bir partinin, bir parçanın, bir görüşün cumhurbaşkanına, bir tek adam rejimine, yani demokrasimizi Türkiye özelinde 70 yıl siyaset tarihi ve felsefesinde, siyaset sosyolojisinde 250 yıl geriye götürecek kuvvetler ayrılığını ayaklar altına alan bu düzenlemeye var gücümüzle karşı çıktık. Meclisi, milleti, halkın iradesini, kuvvetler ayrılığını savunmaya ve bunu elimizden almak isteyenleri halka şikayet etmeye, halka anlatmaya gayret ettik. İlk başta çok kibirliydiniz. Kendinize güveniniz çoktu. Hor gördüğünüz, küçük gördüğünüz, alay ettiniz. %65'lerle başladınız. Son gece %51, mühürsüz ve şaibeli %51'i kendinize başarı sayıp, zafer mesajları atıp, konvoylar yapmaya çalışarak, kuyruğu dik tutmaya çalışarak, ele güne karşı, dosta düşmana karşı inanmadığınız, hissetmediğiniz ve büyük bir mağlubiyeti zafer gibi göstermeye çalıştınız. Ortaya getirmeye çalıştığınız bu sisteme, bu frensiz sisteme, ortaya getirmeye çalıştığınız bu denetimsiz sisteme karşı karşınızda bir %50 çıktı. İki kişiden biri dur dedi. Fren benim, denge benim ve siyaseten pat oldunuz. Ülkede de pat oldunuz, parti içinde de pat oldunuz. Kitlendiniz kaldınız ve buradan çıkmak için son çare, son çare, artık birbirinizle hesaplaşacaksınız. Ama esas sıkıntı şu ki maalesef bu hırsla, maalesef bu gözü dönmüşlükle, maalesef bu iradeyi teslim etmişlikle ister istemez demokrasiyi bir ara döneme soktunuz. Ve bir gün toplumun tamamını kapsayan, kadını, engelliyi, dezavantajlı grupları, çevreyi, doğayı gören, etnisitelere, mezheplere karşı kör, her türlü farklı renge karşı kucaklayıcı olan yeni bir toplumsal sözleşmeyi hep beraber %100'ü kucaklayarak Türkiye'deki insanlar yapana kadar maalesef bu ara dönemde devam edeceğiz. Unutmayın, 1982 anayasasını Kenan Evren %92 ile geçirdi ama taşıyamadı. %51 ile Kenan Evren'in sıkı yönetimde yaptığı işi o halde yaparak, Kenan Evren'in dipçikle yaptığı işi jopla yaparak, Kenan Evren'in şeffaf zarfla yaptığı işi mühürsüz zarfla yaparak bu %51'i taşıyamazsınız. İlk gece başlayan meşruiyet tartışması peşinizde kabusunuz olarak bu anayasa yürürlükte oldukça sizin peşinizden koşacaktır. Bu anayasa yayınlandığı günden itibaren hiç şüphe yok, resmidir ama mühürsüzdür. Meridir ama meşru değildir. Yürürlüktedir ancak vicdanlarda mahkumdur. Ve gözümüzün içine baka baka bu anayasa bu toplumun yeni anayasasıdır diyemezsiniz. Çünkü bizim inandığımızı savunduğumuz gibi siz savunduğunuza inanamıyorsunuz. Çünkü vicdanlarda mahkumsunuz. Anadolu Ajansı'nın %65'ten başlayacağını Sağır Sultan biliyordu. 65'ten başlayınca hiç vicdanınız sızlamadı mı? Ne yapıyoruz? Dürüstler hareketi diye başladığımız noktada biz nasıl bir pisliğin içine battık? Bunu yaptıran mekanizma nedir? Biz bu iktidara nasıl bu kadar mahkumuz? Nasıl bir günahın parçasıyız diye endişe etmediniz mi? Bunu yatağa başını ya da alnınızı secdeye koyduğunuzda hiç düşünmediniz mi? Ve Yüksek Seçim Kurulu'na karşı hile yapacakları bilindiği için aman trafolara kedi girmesin diye biz uğraşırken, ana trafoya kaplan sokulurken hiç vicdanınız sızlamadı mı? Meşru mu görüyorsunuz? Meşru değil. Meridir, meşru değildir. Hep beraber biz yenisini yapana kadar. Teşekkür ediyorum.